Herkese merhabalar dostlarım. Natural Finans kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 8 Ağustos 2023 günlerden salı saat 17.26 kapanışa doğru ufaktan yaklaştık. Bu videoda Astor, Euro Power ve CV Enerji inceleyeceğiz. E, bildiğiniz gibi dün ben panik yok, açlık, panik yok başlıklı bir video paylaştım. E, bu videodan sonra çoğu kişinin faydasını e, faydasına olduğunu düşünüyorum. Özellikle bugün açısından şu anki bu durumları gördüğümüzde beni mutlu ediyor. Tabii ki benim amacım manipüle etmek değil vesaire bir şeyler değil. Yani o tarz şeyleri yer yok bizde. Fakat benim amacım küçük yatırımcıya sahip çıkmak arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bana huzur mutluluk veriyor bu tarz tablolarla karşılaştığımda. Dünkü analizlerimizin çok yüksek oranda tuttuğunu söyleyebilirim. Ee, videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz öncelikle bir abone olun. Açıklama kısmındaki Instagram adresimi mutlaka ve mutlaka takip edin. Özel Telegram grubumuza buradan alımlar yapıyoruz. Biz özel Telegram grubumuzda e, bazen e, yükseleceğini düşündüğümüz hisseler olursa günlük bazda haftalık bazda veya Bunları paylaşıyoruz. Turkcell mesela %5 kazandırdı. Bunları hafta sonu yapmıştık. Pegasus dün tavan gitti. Bunu da hafta sonu yapmıştık. Yani ben bunları bir gün sonra paylaşmak istedim. Aslında bunlar pazartesi günü gerçekleşmiş olan işlemler şu anda. Bu şekilde gelmek isterseniz Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Hiçbir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Yani hisse söylüyoruz, uçuyoruz tarzında bir şey yok. Sizin söylediğiniz hisseleri analiz ediyoruz. Hoşumuza gidenler olursa belirtiyoruz arkadaşlar. Videoya geçelim. Astor'la başlayalım. Astor adına dün ne demiştik? Panik yok demiştik arkadaşlar. İşin özeti bu. Ee, şey demiştik. 93-90'ın 94'lerin altına düşmediği sürece bir problem yok. Hala da yükseliş trendinin devam ettiğini söylemiştik. Ve devam ediyor gibi arkadaşlar. Bugün de karşı karşıya kaldığımız tablo bu şekilde. Bir de yani endeksin bu kadar kötü gidişatta olmasına rağmen endeks özellikle bu kadar satışta olmasına rağmen hala da bunlar bu üç ise ve enerji hisseleri genel anlamda meydan okuyor. Enerji hisseleri değil enerji hisseleri de enerji hissesi. Bu da sevdiğim bir hisse yanlış anlaşılmasın. Fakat yani popüler olan enerji hisseleri meydan okuyor endekse. Hala daha devam ediyorlar. Bu oldukça güzel bir şey. Bunlar şirketin uzun vadede ki kalitesini gösterir açıkçası. Güzel yerde kapatacak gibi yani bu seviyelerin üstünde kapatırsa gayet olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yeni zirveler muhtemeldir. Fakat endeks izin verirse... Endekste şu an yakın bir zamanda düzeltme beklemediğimi de söyleyebilirim. Orta vadede düzeltme gelecektir ama ee, şimdi az sonra başlayalım arkadaşlar. Bir de video arkadaşlar şey e, videonun başında ben grafik kısmını gösteriyorum, sonunda da takas kısmını gösteriyorum. Lütfen sonuna kadar izleyin. Takasları da kaçırmamış olursunuz. Takaslar daha önemlidir aslında. Bilginiz olsun. E, baktığımızda bizim e, kapanış yapması gereken yer şimdi 113.1'in üstü, 113.1'in üstü bizlere 118'leri getirir, sonraki 121, sonraki de 125 şeklinde. E, yani kısa vadede, orta vadede 93'lerin, 94'lerin altına düşmediğimiz sürece herhangi bir problem yoktur. Bu trend çizgisinin altına düşmesinin dün bir önemi olmadığını zaten söylemiştim. Bizim için önemli olan nokta 94 noktalarıydı. Gayet güzel bir şekilde e, toparladı buradan alıcı noktasından şuradan e, yükseldi. Güzel. E, umalım ki insanlara faydamız olmuştur. Euro Power ile devam edelim. Euro Power adına da yani bütün çiz, çekeceğim enerji hisseleri hakkında aynı şeyleri söyleyeceğim aslında. Ee, aynı noktalar belirli yani farklı bir değişen bir şey yok. 163'lerin altına kırmadığımız sürece bizlere kısa orta vadede problem yaratmaz. 192'lerin üstünde kapatmak bizim için önemlidir. Çünkü orası bir sonraki e, direnç noktamız oluyor bizim. 193'lerin üstündeki kapanışlar bizlere 205'leri getirir. 205'lerin üstü e, işi biraz daha garantiler arkadaşlar. Hiçbir iş garanti değildir yani bu, bu böyledir ama... 205'lerin üstü daha sağlıklıdır bizim için 205'lerin üstüne geçtikten sonra yeni zirveler gelmesi daha muhtemeldir İleriki fiyatları o zaman konuşabiliriz ama gösterecek olursam da potansiyel direnç noktaları bu şekildedir 222'lere kadar göstereyim sonrasını zaman geçtikçe çizeriz zaten biz. Başka da anlatacak pek bir şeyimiz yok. Bunun zaten trendin altına taşması muhtemeldir. Taştığı için yani kimsenin üzülmesine şey yapmasına gerek yok. Çünkü sert yükseldi arkadaşlar. Sağlıklı bir yükseliş elbet düzeltmelerle olur yani. Bu düzeltmelerin önemli olan bir iki günlük olması, üç, üç günlük düzeltmeler olması. Sonrası yeniden kazandırmaya başlaması gerekir arkadaşlar. Bu şekilde olduğu sürece bizim için bir problem yoktur. CV Enerji adına konuşalım çok uzatmadan. En çok beğendiğim hisse bugün de en güzel sağlam en güzel yükselişi gösteren hisse bu. Kapanışta nasıl olur veriler bilmiyorum ama şu an bu saatte böyle. E, ama dediğim yorumlar her zaman geçerlidir yani unutmayın. E, bakacak olduğumuz yer zaten kendi trendin e, teyit etmeden yükselişe geçti tekrardan. E, dün demiştim ki e, bizim için hangi noktalarda o noktalar? Yani bir nokta söylemiştim şimdi aklımda değil fakat e, geçemiyordu bir türlü altını e, yani Oradan tepkimi aldı aşağı yukarı o fiyatlardan. E, 109'ların altına inmediği sürece bizlere kısa vadede problem yaratmaz. E, 150 şimdiki en zirve noktamız. 150'yi geçtikten sonra e, konuşacağımız fiyatlar 150, 357, 100 dedim yanlışlıkla. E, 367, 386 şeklinde sıralanıyor. Bunlar da önümüzdeki potansiyel direnç noktaları oluyor arkadaşlar. Başka da pek fazla söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Yani ben bu şirketi zaten e, söylemiştim dünkü videomda. E, yükselme geçtiğinde tekrardan alımlar yapabilirim ki bu sabah yaptık. Ufak tefek yükselişler varken topladık. Gene kısa vadede güzel bir karımız oldu. E, fakat ben bu hisseleri her zaman uzun vade yatırımcısıyım. Bu hisselerin özellikle uzun vadede çok çok daha artacağını düşündüğüm hisseler bunlar. E, başka da diyebilecek bir şeyimiz yok. Takaslarını göstereyim bir de sizlere. E sizlere söylemek istediğim şey bu. Yani endeks genel anlamda düşüşte. Yani sert bir düşüş geçiriyor aslında. 1.20'lik yaklaşık yüzdelik değer olarak. X30 e, Bist ise genel endekse %1.10'luk yaklaşık değer olarak düşüş gösteriyor bugün. E, bizim bu enerji hisselerimizde genel anlamda meydan okuyorlar arkadaşlar. Bu gayet önemli bizim için. Astor'la başlamak istedim. Astor'da çok güzel bir para girişi var. 109 milyon 320 binlik yaklaşık değer olarak. 116.30 en yüksek fiyat. 104.40'da en düşük fiyat şeklinde. Detay kısmına bakacak olursak da adetler hacimler bu şekilde gayet hacimli bir şekilde ilerliyor. Derinlik kısmında ise da 1 milyon 200 bin not alış tarafı 2 milyon da satış tarafı. Yalnız anlık olarak efsane bir şekilde değişiyor bunlar. Yani 10 bin notlar 20 bin notlar havada uçuşuyor denilebilir şu anda. Fakat genel anlamda şu an anlık verilere göre satışlar biraz daha baskın gibi duruyor. Buranın baskın olması yükselmesinin zor olacağı anlamına geliyor. Buranın da baskın olması da düşmesinin zor olacağı anlamına geliyor. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Fakat anlık olarak her saniye değiştiği için pek de yorum yapmak kolay değil şu an. Aracı kurum dağılımına bakacak olursak, da alanları göstereyim. Bank of America 1 milyon 280 bin notla sırada yer alıyor. Yatırım Finansman ikinci sırada 1 milyon 10 bin not. Info 3. sırada 448 bin not. Bu 3 kurumda yabancı yatırım diyor arkadaşlar. Satanlarda ise iş ilk sırada 853 bin not. Yapı kredi ikinci sırada 425 bin not. Deniz üçüncü sırada 376 bin not şeklinde sıralanıyor. Bunlar da satanlar astarı bugün ilk iş kurum. Daha aşağısını kendiniz inceleyebilirsiniz isterseniz. Takas açısından da iş, garanti, vakıf e, bizim için önemli olan kurumlar 2 gün önce alıştalar. E, bugünkü verilere bakalım. İş, garanti, vakıf mı oluyor? Aynen. Genel anlamda satışta. iş çok yüksek satışta. Garanti satışta. E, vakıf alışta. E, çok önemli değil fakat... E, bugünün yükselmesinin sebebi yabancı yatırımcı olduğu için takaslara pek de dahil etmek kolay olmuyor açıkçası o yüzden uzun vade e, bu adamlar tutacak kabul ediyorum İş garanti vakıf tutacak bu hisseyi uzun vade elinde fakat anlık yükselişleri de e, yabancı yatırımcı yaptığı için takaslara pek de olumlu olarak yansıyamıyor e, ama biraz takasların olumsuz yönde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Europa Havra bakıyoruz e, yaklaşık 2 milyon 510 binlik yaklaşıkları olarak para çıkışı var. 197.90 en yüksek fiyat 175.50'de en düşük fiyat şeklinde karşımıza çıkıyor. E, i̇şlem adetleri hacimleri burada yazıyor. Derinlik kısmına bakacak olursak da e, genel anlamda 529.000 not satış tarafı, 402.000 not da alış tarafı. 10 kademe derinlikte de biraz daha satışlar baskın gibi duruyor. Fakat kapanış yaklaştığı için ufak tefek e, sert yükselişler, sert düşüşler olabilir. E, çok da fazla bir önemi yok. Önemli olan bizim dediğimiz fiyat bantları arasında kalması Aracı kurum dağılımına bakacak olursak da yatırım finansmanı ilk sırada 244 bin not. A1 kapital ikinci sırada 97 bin not. Gedik üçüncü sırada 92 bin not şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunlar alanlar bugün. Satanlara bakacak olursak da QNB finans ilk sırada 284 bin not. Yapı kredi ikinci sırada 158 bin not. İş, vakıf, oyak, ziraat, ahlakçı, türk iş, midas, ISP Türkiye şeklinde sıralanıyor. Bunlar da Euro Power'ı gün içerisinde satanlar e, inceleyebilirsiniz. Takas analizi açısından bakacak olursak da garanti, ziraat, iş, yani bütün önemli olan kurumlar alıştaymış. E, garanti ziraat işe bakalım biz şimdilik. E, satışta var mı? İş satışta. E, genel anlamda satışta ama galiba. Göremiyorum burada. E, vakıf satışta, iş satışta, garanti satışta galiba. E, siz görmüşsünüzdür. Ona göre bir yorum yaparsınız. Fakat e, takas analizi yapmasın yapmanın bugün pek bir önemi yok. Neden? Çünkü e, yabancı yatırımcı yükseltiyor bu hisseleri şu anda. Yatırım finansmanı çok yüksek oranda. Yabancı yatırımcı e, bilginiz olsun. Yani uzun vade açısından pek de fazla bir etki etmeyebilir. E, ne zaman etki eder? Burada takas analizinde 1, 2, 3, 4, 5. B ilk 5'e girerse yabancı yatırımcı o zaman etki eder uzun vadede. İlk 5'e girmediği takdirde kısa vadeli yükselişler, düşüşler meydana getirebilir. E, çok da fazla bir önemi yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bir de geçelim. CV Enerji adına da e, genel anlamda bakacak olursak. 352.60 en yüksek fiyat, 311.80 de en düşük fiyat şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Benim en çok beğendiğim ise CV Enerji zaten. Bunu her videolarımda sık sık söylüyorum. Yani biz bunları havadan sudan atmıyoruz kafamıza göre. Ee, biz şirketin e, nasıl para kazandığına bakıyoruz. Hangi tür yatırımcılar tercih ediyor onlara bakıyoruz. Birçok şeye bakarak e, böyle şeylere yorum yapabiliyoruz arkadaşlar. 45.310.000 yaklaşıklar olarak para girişi var. Detay kısmına bakacak olursak da adetler hacimler bu şekilde. Derinlik kısmı 333 bin not alış tarafı tamamının 148 bin notta 352.60 fiyatından yani anlık olduğu fiyattan alış emri olduğunu söyleyebilirim. Instagram'dan yazarsanız bütün verilerin e, kapanışındaki olan verileri sizinle paylaşırım problem yok. E, aracı kurum dağılımına bakacak olursak da ilk başta alanlara bakmak istiyorum ben. Ee, biraz geç açılıyor aynen. Bank of America ilk sırada yer alıyor. 353.000 bin not. Yatırım finansman ikinci sırada 163 bin not. A1 Kapital üçüncü sırada 65 bin not şeklinde karşımıza çıkıyor. Satanlara bakacak olursak da Deniz ilk sırada 174 bin not. Yapı kredi ikinci sırada 136 bin not. Ak üçüncü sırada 81 bin not şeklinde sıralanıyor. Ee, takas analizi açısından bakacak olursak da Takas analizlerini hafta sonu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Zaman buldukça haftalık ve aylık bazda takas analizleri de yapacağımızı Şimdiden haberini vereyim sizlere. E, katıl özel yapmayı düşünüyoruz. E, çünkü arkadaşlar yani buraya, bu zamana kadar bizi e, oradan alanlar var. Yani Ben Telegram'a bana yazıyorlar neden almıyorsun rastgele insan diye. Herkes niye almıyorsun? E, bu mümkün değil. Çünkü bu zamana kadar e, bize karşılığını verip gelmiş insanlar var. Onlara haksızlık olmaz mı sizce de yani? E, takas analizi açısından da iş ilk sırada yer alıyor. Ziraat Vakıf bu üç kurumda alışta. Ufak tefek alışta. İş Ziraat Vakıf'a bakacağız şimdi aracı kurum dağılımında. iş satışta, ziraat satışta. Ee, vakıf nerede? Alıştadır ufak tefek. Yani çok önemli değil ama genel anlamda satışta gibi gözüküyor bugün. Yani uzun vade açısından ufak tefek sıkıntılar yaratabilir ama yani bu takas analizi arkadaşlar yani genel anlamda hissenin analizine bakacak olursak uzun vade açısından tevkalade beğendiğim bir his arkadaşlar. bilginiz olsun. Yani bu şekildeydi videoda anlatacaklarım. Lütfen açıklamalar kısmındaki Instagram adresimi takip edin arkadaşlar çok önemli çok önemli çok yani önemli bir şey arkadaşlar ee, kanalımıza abone olun videomuzu beğenin yorumlar kısmında bizlere iyi veya kötü görüşlerinizi mutlaka bildirin ee, beni izlediğiniz bana zaman ayırdığınız beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar.